Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kısır tarifi yapacağım bugün sizlere. Bir tane soğanı yemeklik olarak doğrayıp tavamın içine aldım. Üzerine bir çay bardağından biraz eksik zeytinyağı ilave edip kavuruyorum. Kavrulan soğanın üzerine birer yemek kaşığı domates ve biber salçası ekliyorum. Salçaları ilk baş koymadım. Renginin daha parlak ve kırmızı kalmasını istediğim için soğanlar kavrulduktan sonra koyuyorum. 2 su bardağı köftelik bulguru karıştırma kabına aldım. Aynı su bardağı ile 1 su bardağı sıcak su ile ıslatıyorum. Bulguru şöyle hafif karıştırıp üzerine bir kapak kapatabilirsiniz. Streç filmle kaplıyorum şimdi. Bu şekilde bekleyecek bir 10 dakika kadar, 15 dakika kadar. 15 dakika sonra üzerindeki streç filmi açıyorum. Soğanlı harcım da hazır. Öncelikle soğanlı harcı ilave ediyorum üzerine. Bu şekilde elimle yoğurmaya başlıyorum. Hava çok sıcak olduğundan tam soğumamış. Biraz zorlanıyorum yoğururken ama ben karıştırdıkça o soğumaya başlayacaktır. Şimdi bu arada baş baharatlarını ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve toz kırmızı biber. Bir çay kaşığından biraz eksik olacak şekilde sumak ve kimyon ekledim. Ben baharat olarak bunları kullanıyorum. Bir de çocuklar acı yemediği için acı biber koymuyorum. Çocukların damak zevkine göre yapıyoruz. Onların yiyeceği için çünkü. Evet, tamamen yoğurduktan sonra yeşilliklerini ilave edelim. Maydanoz, dereotu ve taze soğan, biraz da nane kullandım. Hemen tüketeceğiniz zaman nane koyabilirsiniz. Fakat nane birazcık bekledikçe kararma yapıyor kısırda. O yüzden eğer hani bir süre bekleyecekse nane koymanızı tavsiye etmiyorum. Marul da aynı şekilde. Marullar da çok çabuk kararıyor kısırın içinde. Yeşilliklerini ekledikten sonra yoğurmuyoruz. Sadece karıştırıyoruz. Homojen olarak dağılsın istiyoruz. Bütün yeşillikler kısırın her yerine. Ben bu aşamada limon sıkmıyorum. Çünkü kısırın rengini açıyor. Servis esnasında isterseniz sıkabilirsiniz. Şöyle bir tabağa içine poşet sererek şimdi kısırımı sunuma hazırlıyorum. Bu şekilde ters çeviriyorum. Ve bu şekilde kısırım sunuma hazır hale geldi. Damak tadınıza göre istediğiniz malzemeleri ekleyip çıkarabilirsiniz. İçine turşu da doğrayabilirsiniz, mısır da koyabilirsiniz, mor lahana da koyabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor. Ben bu şekilde yaptım bugün. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda buluşana dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.